Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca Evet arkadaşlar bu dersimizde 59 günde TT Matematik kampımızda rasyonel sayıda devam edeceğiz Şimdi yine derse başlamadan önce videonun altına konuyla alakalı testi bıraktım onu mutlaka çözüyorsunuz Bir de kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar Şimdi ondalık sayıda başlayalım ne demek ondalık sayı Paydası onun pozitif tam kuvvetleri bu katları değil arkadaşlar kuvvetleri olacak Kuvvetleri şeklinde yazılabilen kesirlere denir. Şimdi ne demek bu? Şimdi bizim karşımızda iki tane durum var arkadaşlar burada. Birinci durum şu: bir ondalıklı sayıyı rasyonel sayı şeklinde yazmak, rasyonel sayı şeklinde yazmak. Bir de rasyonel sayıyı rasyonel sayıyı ondalıklı sayı şeklinde yazmak. Peki bunları nasıl yapacağız? Beraber görelim. İlk önce sol taraftan başlayalım. Mesela karşımıza diyelim ki bir tane ondalık sayı var. Yani karşımızda atıyorum ki 1.47 var. Ben bunu bir rasyonel sayıya çevirmek istiyorum. Nasıl yapacağız? Çok basit. Siz her sayının paydasında gizli 1 olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Şimdi olay şu. Buradaki ondalıklı sayıyı şu virgülden kurtarmak için kaç basamak sağa gelmek gerekiyor? Bu arada şunu söylemeden başladım. Arkadaşlar herhangi bir sayıyı virgülden kurtarmak demek oradaki virgülü sayının sağına atmak demektir. Yani buraya getirmek demektir. E bu durumda buradaki ondalık sayıdan virgülü kurtarmak için ne yapmak lazım? İki basamak sağa gelmek gerekmiyor mu? Eğer ki sen burada iki basamak sağa geliyorsan paydaya da iki tane sıfır atacaksın. Yani buradaki ondalık sayıyı rasyona çevirirken ben bunu gittim 147 bölü 100 şeklinde yazdım. Tamam mı? Olayımız bu. Yani bir ondalık sayıyı rasyona nasıl çevireceğiz? 2 virgül sağ gerekiyor. E 2 virgül sağ atıyorsak pay tane sıfır atacağız. Olay bu. Peki bir rasyonel sayıyı ondalık sayı şeklinde nasıl yazacağız? Şimdi öncelikle dikkat edin. Buradaki olay şu. Arkadaşlar bir rasyonel sayının ondalık sayı dönmesi için mutlaka paydasının onun bir tam kuvveti olması lazım. Mesela diyelim ki karşımızda 2 bölü 10 var. Ben bunu bir ondalık sayı şeklinde nasıl yazacağım? Sol tarafta yaptığımızın tam tersi. Eğer ki karşınızda herhangi bir sayı varsa şu an bu sayıda virgül nerede? Sayının sağında. Burada görünmeyen bir virgül var. O zaman sayının sağında bir virgül varken paydada kaç tane sıfır varsa virgülü o kadar basamak sola alacaksınız. Öyleyse ben buradaki sayıyı ondalıklı olarak yazarken nasıl yazacağım? virgül iki şeklinde yazacağım. Mesela karşımızda diyelim ki 45 bölü 1000 var. Dikkat edin. Paydası onun tam kuvveti mi? Kuvveti. Bu onun üçüncü kuvveti. Değil mi? Şimdi payda kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. Peki virgül nerede? Sayının sağında. O zaman paydada üç tane sıfır olduğu için bu virgülü 3 basamak sola kaydıracaksınız. Bir basamak buraya geldi. Bir basamak buraya geldi. Dikkat edin. Bir basamağa daha ihtiyacım var. O zaman bir tane daha basamağa ihtiyacınız varsa ve virgülü kaydıracak yer kalmadıysa ne yapacaksınız? 1 adet sıfır atarak bu işi bitireceksiniz. Sonuçta dikkat edin 1, 2, 3 basamak kaydırmış olacaksınız. Olayımız bu. Peki hocam payda şimdi onun tam kuvveti değilse çeviremeyecek miyiz? E çevirirsin yani ifadeyi genişletirsin. Mesela karşına diyelim ki senin ne olsun karşımızda? 4 bölü 5 olsun. E şimdi 5 onun tam bir kuvvet değil. O zaman ne yapacağız? Onun tam bir kuvveti olacak şekilde bu kesi genişletmen gerekiyor. Sen bu kesri neyle genişletirsen paydası onun tam bir kuvveti yapar. Mesela ben bunu gitsem 2 ile genişletsem bu ifade 8 bölü 10 olsa paydası onun bir tam kuvveti olmayacak mı? E virgül şu an nerede? Sayının sağında. O zaman paydada bir tane sıfır olduğu için virgül 1 basmak sola kaydırıyorum. Ve ifadeyi 0.8 şeklinde yazmış oluyorum. Tüm olay bu işte tamam. Evet gelelim ilk sorumuza. 23 verilen kesirleri ondalıklı açılmanı yapınız. Yani ne yapınız diyor? Ondalıklı şekilde yazınız. Ondalıklı sayılar şeklinde yazınız demek istiyor. Şimdi payda dikkat edin bir tane sıfır var. Virgül sayının sağında. O zaman ne yapacağım? Bir tane basamak sola kayacağım. E kayarsam ne yaptı bu ifade? 0.8 yapmış oldu. Geliyorum B şıkkına. Bakın dikkat edin payda kısmı onun tam bir kuvvet değil. O zaman onun tam bir kuvvet haline yazmamız gerekiyor. E ben 5'i neyle çarpsam onun tam bir kuvveti yapar. En küçük 2 ile. O zaman kes 2 ile genişlettim. Bu ifade 6 bölü 10 yaptı. Şu an virgül 6'nın sağında Paydada bir tane 0 olduğu için bir basamak sola kaydı. 0.6 yapmış oldu. Dikkatli olun. Paydası 25. Yani onun tam bir kuvveti değil. Öyleyse biz 25'i en küçük neyle çarparsak onun tam bir kuvveti yapar. E 4 ile. O zaman bu kesi ben 4 ile genişletiyorum. Genişletirsem ne gelecek? 84 bölü 100 gelecek mi? Gelecek. Şu an virgül nerede? Sayının sağında. Paydada 2 tane 0 olduğu için virgülü 2 basamak sola kaydırın. Öyleyse bu ifade 0.84 gelmiş olacak. Paydaya bakıyorum 100 temiz onun tam kuvveti. Virgül şu an sayının sağında. O zaman paydada 2 tane 0 olduğu için 2 basamak sola kayacağız. Kayarsak da 1.23 gelmiş olacak. Paydaya bakıyorum onun tam bir kuvveti mi Evet kuvveti onun üçüncü kuvveti o zaman virgül burada olduğuna göre 3 basamak tuzağa kayacağız bir buraya iki buraya dikkat edin bir basamağa daha ihtiyacınız var kaydıracak yer kalmayınca basamağa ihtiyacınız olunca ne yapacaktınız bir tane sıfır koyacaktınız o zaman 0.11 gelmiş olacak paydaya bakıyorum onun tam kuvveti mi değil en küçük ile çarparsam onun tam kuvvet yapar? 8 ile. 8 ile çarparsam 125'i e, dikkat edin, ne yapacak? 1000 yapacak. Öyleyse 6 kere 8 48 bölü 1000'den. Virgül şu an nerede? 48'in sağında. 48'in sağındayken payda 3 0 varsa. 1 virgül buraya. ikinci virgül buraya. Dikkat edin. 1 basamak daha ihtiyacım var. O zaman 0 koyarak bu işte bitirmiş olacağız. Tamam mı? Olayımız bu. Geliyorum 24. soruya derken öyle bir soru yok. <laughs> 4 işlemlere başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ondalık sayıda 4 işlem. Çok basit arkadaşlar. Hiç, hiç böyle zorlanacak bir şey yok. Birincisi toplama çıkarma. Toplama çıkarmaya bir başlayalım. Birincisi toplama çıkarma. Şimdi karşımızda 2 tane 2 tane ondalık sayı varken ben bunları nasıl toplayıp çıkaracağım? Abi çok basit. Alt alta koy topla çıkar. Karşımızda Mesela 1.234 ile diyelim ki 0.785 olsun. Sana diyorum ki bunları topla. Nasıl toplayacaksın? E bildiğin taraftır. Toplayacaksın abi. Başka yapacak bir şey yok. 9 burası. 11 burası. Elde var bir. 8 2 daha 10. 10 sa bir basamak sola attık. Ne yaptı burası? 2 yaptı. Virgül virgül neredeyse mutlaka diğer virgülü 16'ına yazacağız. Ha bu arada eğer ki sayıları şöyle yazarlarsa bak. 1,234 artı 0.785 şeklinde yazarlarsa ki genelde böyle yazarlar. Sen bunu nasıl toplayacaksın? Virgüller alt alta gelecek şekilde. Mutlaka şu virgüllerin alt alta gelmesi lazım tamam mı? O zaman 1.234 ile 0.785 toplarken ne yapacağız? Virgülleri alt alta koyacak şekilde yazacağız ve bunları toplayacağız. Peki basamak eksik olursa. Diyelim ki sana ben gittim. işte ne dedim? 2.338 ile 1.78'i topladım. Şimdi virgülleri alt alta gelecek şekilde ikinci bir yazalım. Virgülleri alt alta gelecek şekilde yazarsak 2.338 ile 1.78'i yazdım. Dikkatli olun yalnız burada bir tane basamak boşta kaldı. Eğer ki basamak boşta kalıyorsa hemen oraya sıfırı yerleştiriyoruz daha sonra toplarsak 8, 11 elde var bir sol aktardık 8 3 daha 11 virgül 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 elde var bir 3 1 daha da 4 gelmiş oldu. E çıkarma olsa aynı şeyler virgüller alt alta gelecek şekilde çıkar. Mesela karşımızda 2.785 eksi işte 1.92 olsun. Ne yapacağım? virgüller alt altı gelecek şekilde çıkar. Çıkartırsak 2.785'ten 1.92 çıkartıyorum ve basamağın eksik kodu Yerine ne yapıyorum? Bir tane 0 koyuyorum. E çıkartırsak 5'ten 0 çıktı 5. 8'den 2 çıktı 6. 7'den 9 çıkmaz. Soldan bir ondalık aldık. 17'den 9 çıktı ne yaptı? 8 mi kaldı? 8 kaldı. E solda 1 kaldığı için birden 1 bir çıktı 0 kaldı ve virgül virgül neredeyse virgülün mutlaka altına yerleştireceğiz. Olay bu işte başka bir şey yok. 2 çarpma. Çarpma da çok basit. Çarpma da çok basit. 2 çarpma. Hiçbir şey yok buralarda. Arkadaşlar size gittim 2 tane ondalık sayı verdim. Mesela 1.23 ile dedim ki işte 2.65'i çarp. Nasıl çarpacaksın? Ya çok basit. Yaz alt alta. Bildiğin alt alta yaz. Yazıyorum. 1.23 2.65 Tabi virgüller alt alta gelmesi dikkat edeceksiniz. Çarparken nasıl çarpacağız? Sanki 123 ile 265'i çarpıyormuş gibi çarpın. E çarparsak 15 elde var 1. 10 bir de elde 11. Elde var 1. 5 geri 1 5. Bir de elde 6 mı geldi? 6 geldi. İşte 3 kere 6 ne yaptı? 18 yaptı. Elde var 1. 12 1 de elde. 13 elde var 1. 7 de sola kaldı. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. Şimdi bunları bir topla bakalım. Toplarsak 5 buradan. 9 buradan. 6 3 daha ne yaptı? 9 yaptı. 6 daha 15 elde var 1. 8 4 daha 12 elde var 1. 3 geldi. Olayımız şu yalnız. Virgüllerin sağında Toplamda kaç basamak var şu anda? 4 basamak var, değil mi? Eğer ki bir sayıda virgül görünmüyorsa, sayın virgül neredeydi? Sayının en sağındaydı. Eğer ki virgüllerin sağında toplam kaç basamak varsa, virgülü o kadar basamak sola kaydırmanız gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Virgül 4 basamak sola kaydırıyorum. 1 2 3 4. Cevapta 3.2595 gelmiş oluyor. Çarpma da böyle işte. Yani sana sanki 123 ile 265'i e çarpıyormuş gibi çarpacaksın. Sonra virgüllerin sağında toplam kaç basamak varsa o kadar basamak, o kadar virgül sola kaydıracaksın. Tüm olay bu. Abartmaya gerek yok. Gelelim bölmeye. 3 bölme, bölme. Arkadaşlar bölmeye de bir şey yok. Mesela karşımıza diyelim ki nasıl ifade olsun? 3.65 bölü 0. 5 gibi bir ifade olsun. Sana diyor ki 3.65'i al 0.5'e böl. Nasıl böleceksin? Şimdi bunun iki tane yolu var. Birinci yolu söylüyorum. Birinci yolu bu ifadeleri rasyonel çevirmek. Sen 3,65'i rasyonel nasıl çevireceksin? Hatırla 3,65'in paydasına gizli bir var. Virgülden kurtarmak için kaç basamak sağ gideceksen payda doka sıfır atman gerekiyor. Yani bu ifadeyi 365 bölü 100 şeklinde yazabilirsin. Geldim paydaya virgülden kurtarmak için virgülden kurtarmak demek ne demekti virgülü sayının sağına almak demekti kaç basamak sağa kaydırmak gerekiyor bir e bir basamak sağa kaydırıyorsam paydasını ne yapacaktım bir tane sıfır atacaktım bitti payı sabit tut paydayı ters çevirip çarp tüm olay bu payı sabit tutup paydayı ters çevirip çarparsanız 365 bölü 100 çarpı 10 bölü 5 geldi e sıfırlar gitti 365'i 5'e bölün kaç kere var şurada bölelim 365 bölü 5. Kaç kere var? 7 kere var. 35, 15'ten 73 mi geldi? 73 bölü 10'dan sorun cevabı da 7.3 gelmiş oldu. Hocam başka yöntem var mı? Evet var. Diğer yöntem de şu. Virgül kaydırma akışır. Hocam ne demek virgül kaydırma? Hemen göstereyim. İkinci yol. Bak şimdi. Şunu unutma. Sen pay ve payda kısmından istediğin kadar virgül sağa kaydırma hakkın var. Yalnız olay şu pay kısmından veya payda kısmından kaydırıyorken diğer taraftan da kaydırmak zorundasın. Ne demek istiyorum? Şimdi bak. Karşımıza kim vardı? Kim vardı karşımda? 3.65 bölü 0.5 vardı. Şimdi ben bu virgüller çok canımı sıkıyor. Ben bu virgüller kurtarmak istiyorum. Ne yapacağım? Pay kısmından bir tane virgül sağa kaydırıyorum. Kaydırınca paydan da kaydırma hakkım doğuyor. Şimdi Tekrar virgülü sağa kaydırmak istiyorum ki virgülden kurtarayım ama payda kaydıracak hakkım kalmadı. Eğer ki böyle bir hak kalmadıysa demek ki ne yapacağım? Sıfır atacağım bir tane yanına. O zaman bu ifadeye gidiyorum. 365 bölü 50 şeklinde yazıyorum. Bundan sonra sağa değiştir. Sağa değiştir. 365'i 5'e böl. Kaç kere var? 73 kere vardı. 50'yi 5'e böl. Kaç kere var? 10 kere var. E payda bir tane sıfır varsa ne yapacaktık? Virgülü bir basamak sola kaydırmayacak mıydık? O zaman bu ifademizde 7.3 gelmiş olacak. Tüm olay bu işte. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme böyle akar. Tamam? Evet, başlıyorum sorulara. A şıkkı, bildiğin toplama işlemleri. Ne yapacaktın? Virgüller alt alta gelecek şekilde yaz hepsini. 0 0 0.1, 0 0.01, 0.001. Topla şimdi bunları. Toplarsak ama unutma virgüller alt alta olacak. Eğer ki basamak ekside ne yapacaktın oralara? sıfırları dolduracaktım. E toplarsak 0.111 gelmeyecek mi? Gelecek. Geliyorum B şıkkına. Ne diyor bana? Çarp diyor. Çarparken bak istersen onu size göstermedim ama isterseniz bunu tabi şöyle yapabilirsiniz. 0.4 ile 0.05'i böyle direkt çarpabilirsiniz. Ya da rasyonel çevirip de çarpabilirsiniz. Mesela bu soruda rasyonel çevirip çarpmak galiba daha kolay. O yüzden öyle yapacağım. Eğer ki 0.4'ü rasyonel çevirirsek nasıl çevireceğim ben bunu rasyonele? 4 bölü 10 şeklinde yazabilirsin. Çarpı 0.05'e rasyonel çevirmek için kaç basamak sağa gelmek gerekiyor? 2. Eğer ki 2 basamak sağa geliyorsam paydayı da 2 tane 0 atmam gerekiyordu. E paydasına gizli 1 varken 2 tane 0 atarsam paydan bir 100 gelmeyecek mi? Gelecek. Devam et işlemlere. Şimdi biraz bir işlemi sağa değiştir. Dikkat edin 5 ile 10 sağa değişti 2 kere var. 2 ile 4 sağa değişti 2 kere var. En son 2 bölü 100 kaldı. Payda 2'den sıfır olduğu için şu an virgül 2'nin sağında değil mi? 2'nin sağında. O zaman 2 bir basamak sola kayacağım. Kayarsam da 0.02 gelmiş olacak. Geliyorum C şıkkına. İstersen basamak kaydır, istersen rasyona çevir hiç fark etmez. Bak şimdi. Basamak kaydırırsak kim var karşımızda? 1.44 bölü 0.012. Şimdi bir basamak sağa kaydırıyorum kaydırma hakkım doğuyor. Da bir daha kaydırıyorum. Kaydırma hakkım doğuyor. Bunu bir daha kaydırmak istiyorum ama kaydıracak yer yok. O zaman ne yapacağım bir tane? Sıfır atacağım. Yani 1440 bölü 12 gelmiş olacak. E ne yapacağız bundan sonra artık? Sadeleştirme işlemleri. Sen dikkat et 1440'ı 144 çarpı 10 şeklinde yazabilirsin. Burada bir tane 12 var. E 12 ile 144 sadeleşti mi? Sadeleşti 12 kere var. Çarparsak da 120 gelmiş oldu. Sadeleştirme işlemlerini yaptım yani. D şıkkı aynı şeyler. Ha tabi birden fazla işlem varsa neye dikkat edeceğiz? İşlem önceliğine dikkat edeceğiz. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma biliyorsunuz. Şimdi D şıkkında dikkatli olun arkadaşlar. 0.064'ü ne yapmış? Almış 0.4'ü e bölmüş. Şöyle yapalım. Virgül mü kaydıralım? Hadi virgül kaydıralım. 0.064'ü almış. 0.4'ü e bölmüş. Eksi 0.84'ü e sağdan geldi. Bir basamak sağa kaydırıyorum. Bundan da kaydırıyorum. E bir daha kaydırırsam kaydıracak yer yok. O zaman bir tane sıfır atacağım paydaya. Bir tane sıfır attık. Bir daha kaydırdım. Bir sıfır daha attık. 64 bölü 400 buradan geldi. Eksi 0.84 sağdan geldi. Dörtleri bir sağdaştır bakayım abicim. 4'e böldüm 16 kere var. 4'e böldüm 100 kere var. E 16 bölü 100 demek ne demek? Ne demek bu ifade? Dikkat edin. 0.016 demek değil mi? Ya hocam virgüle çevirmeyelim. Rasyona ilerleyim derseniz de o zaman bunu rasyonel çevirmeniz gerekiyor. E, bu ifade ne yaptım o zaman? 84 bölü 100 şeklinde yazdım. E paydalar aynı payları çıkar. 84'ten 16'yı çıkarsan kaç kalacak geriye? 84'ten 16 çıkar bakayım kaç kalıyor? 8, 8 mi kalıyor? O zaman eksi 68 bölü 100'den cevap da ne geldi? Eksi 0.68 gelmiş oldu. Tüm olay bu işte. Evet şimdi bu ta işte ne konusu bu akşam, söyleyeyim bu ta LGS'den gelen bir olay bu. 8. sınıftan gelen bir olay. 8. sınıflarda bunlar nasıl görüyorlardı? En küçük en büyük değer diye bunu görürler. En küçük en büyük değer diye bunu görürler. Ne peki bu ifade? Şimdi karşımızda diyelim ki 0.0047 gibi bir ifade var. Sana diyorum ki bana bunu 10'un kuvveti beraber yaz. Nasıl yazacaksın? Şimdi şöyle bir şey var herhangi bir sayının sağında. Mesela çarpma şeklinde mutlaka bir biri yok mu? Var. Peki ben o biri onun sıfırıncı kuvveti şeklinde yazamaz mıyım? Yazarım. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bu virgülü istediğiniz kadar sağ veya sola kaydırma hakkınız var. Yani virgülü sağa ve sola kaydırabilirsin ama kaydırırken mutlaka mutlaka ne olacak? Onun tam kuvvetleri değişecek. Niye? E çünkü bölme işlemi var. Bunu üstlerden anlatacağız. Bu üstlerin konusu. Burada virgülü sağa kaydırırken unutmayın. Onun kuvveti azalır. Azalır. Virgülü sola kaydırırken ne yapar? Onun kuvveti artar. Kaç basamak sağa kaydırıyorsan o kadar azalacak. Kaç basamak sola kaydırıyorsan o kadar artacak. Nereden geliyor mantığı? Bölme işleminden geliyor. Onu üstü sayılarda söyleyeceğiz. Çünkü üstlerin konusu o. Tabanlar aynı. Üstleri çıkartıyorsun falan filan. Tamam mı? Şimdi bir kere bunu nasıl saklı tutacaksın peki? Ya Hadi gösterelim ya. Göstermeden tam olmayacak. Bak şimdi. Sen 0.047 çarpı 10 üzeri 0 şeklinde yazdın mı? Yazdım. Hatta şurada bir tane daha 0 var. Şimdi mesela ben bunu gidiyorum abi. Ben bunu gidiyorum. İki basamak sağa kaydırıyorum. Yani şuraya kaydırmak istiyorum. Bunun paydasının gizli bir var mı? Var. E bunu iki basamak sağa kaydırıyorsam paydayı iki tane 0 atmayacak mıyım? Değil mi? Yukarıda böyle yapmadık mı? O zaman iki basamak sağa kaydırıyorsam virgül şuraya geldi. 0.47 şeklinde yazdık. Bölü bir yanına da 2 tane 0 geldi mi? Geldi. Çarpı 10 üzeri 0 da burada var. E şimdi ben 100'ü 10 üzeri 2 şeklinde yazamaz mıyım arkadaşlar? Yazarım. Peki üst sayılarda tabanları aynı iken üstler ne yapılır? Çıkartılır. E o zaman bu ifade işte. 0.47 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelmiş olur. Çünkü 0'dan 2 çıktı. Bak gördün mü ne yaptım? 2 basamak sağa geldim ve üzeri, üzeri 2 azaldı. İşte tüm olay bu. Sağa gelirken üstünü azaltacaksın. Sola giderken de arttıracaksın. Haberin olsun. Bu arada bunu nasıl akla tutarsın? Sayı doğrusun aklına gelsin. Sayı doğrusu sağa giderken sayılar ne yapıyor? Artıyor. Bu tam tersi işte. Azalacak tamam mı? Ya da sola giderken azalıyor. Bu artacak. Sayı doğrusunun tam tersi. Haberin olsun. Unutma virgülü istediğin yere kaydırırsın. Kimse karışamaz. E şimdi bu ifadeleri o zaman öyle yaparak bir yazalım bakalım. Şimdi normalde her sayının sağında 10 üzeri 0 var. O zaman kaç basamak sağa kaydırıyorsam ne yapacak? O kadar azalacak üssü. 1, 2, 3, 4, 5. Virgülden kurtarılmak için 5 basamak sağa kaydırdım. 5 basamak sağa kaydırıyorsam ne yaptı üzeri? 5 azaldı. 10 üzeri 0'da 10 üzeri eksi 5 oldu. Virgülden kurtarmak için 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 basamak sağa kaydırdım. E, 6 basamak sağa kaydırıyorsam üzeri ne yaptı? 6 azaldı. Virgülden kurtarabilmek için 1 2 3 4 basamak sağa kaydırdım. 4 basamak sağa kaydırıyorsam üzeri 4 azaldı. Bölü geldim paydaya. Virgülden kurtarmak için 4 basamak sağa mı kaydırdık? Evet 4 basamak sağa kaydırdık. Üzeri 4 azaldı. 1 2 3 4 yine 4 basamak sağa kaydırdık. Üzeri 4 azaldı. 1 2 3 4 5 6. 6 basamak sağa kaydırdım. Üzeri 6 azaldı. Bundan sonra işlemlere başla. Şimdi bir kere 10 üzeri eksi altlar zaten gitti. 10 üzeri eksi 4'ler zaten gitti. Ardından dikkatli olun. 6 ile 36 sadeşti. Kaç kere var? 6 var. 9 ile 45 sadeşti. Kaç kere var? 5 kere var. İşlemlere devam edelim. 16 ile 32 sadeşti. 2 kere var. 2 ile 6 sadeşti. 3 kere var. Var mı başka sadeşlik bir şey? Kalmadı. Şimdi geriye kim kaldı? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 kalmadı mı? Arkadaşlar üst sayılarda bölme işlemlerinde tabanları aynıken üsler çıkartılmaz mıydı? O zaman siz bu durumda 5 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten eksi 4'ü çıkartırsanız da en son 5 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 kalır. E biraz daha işlemleri götürürsek üst sayılarda bunları göreceğiz daha görmedik. Eğer ki bir sayının üzerinde eksi varsa payla payda yer değiştirir. Dolayısıyla ben bu ifadeyi 5 bölü 3 çarpı 10 şeklinde yazabilirim. Yazarsam da 5 bölü 30 sorun cevabını bana vermiş olur. Hatta bu ifade 5 30 30'a sadeleştirebiliriz. Sadeleştirirsek de 5'ler gitti. Kaç kere var? 6 kere var. O zaman sorun cevabı da 1 bölü 6 gelmiş olur. Tamam mı? Geçiyorum diğer soruya. Ha, toplama çıkarma çarpma işlemleri. Bildiğiniz toplayacağız çarpacağız. Toplayalım bakalım. Tabi bir sürü işlem varken yine ne yapacağız? İşlem önce dikkat edeceğiz. Önce parantez içi. Sonra 4 işlem. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Ne diyor bana? İkisini topla diyor. Virgüller alt alta gelecek şekilde topla. 0.761 toplarsak elde var 1. Yine elde var 1. Yine elde var 1. Direkt 6 çıktı. Burası tam sayı geldi 6. Ne demiş bana? 0.42 çarp demiş. E çarparsan 0.8 gelmeyecek mi? Bir de 0.2 ile toplarsak Burası 1 yaptı. Yani pay kısmı 6 çarp 1 geldi. Geldim payda kısmına. 0.2 ile 0.03'ü çarp. Çarparken istersen alt alta koyup çarparsın bu şekilde. Ya da ne yaparsın? Rasyonel çevirsin. Hadi böyle yazdık. Böyle çarpalım artık. 3 kere 2 6. Burası 0 gelecek. Buradan direkt her şey 0 gelecek. Nereden başlar tabii? Şuradan başlayacağız. 0 gelecek her şey. Yine her şey ne yapacak? 0 gelecek mi? Gelecek. Nereden yazacağım onu da? Onu da şuradan yazacağız herhalde. Evet onu şuradan yazdık. Toplarsak 6 buradan, 0 buradan, 0 buradan, 0 da buradan geldi. Virgülün sağında toplam kaç basamak var? 3 basamak var. O zaman 1, 2, 3, 0.06 gelmiş oldu. E bir de buna ne diyor? 2.994 ekle diyor. Eklersen burası tam kısmı 3 gelmiş olacak. Buradaki sayıların hepsini virgülleri alt alta gelecek şekilde toplarsak burası kaç gelecek arkadaşlar? 1 gelecek. O zaman sorunun cevabı da 2 çıkmış olacak. Evet böyle bir ifade var. Dikkat edin bunlar virgüllü ifadeler yani ondalıklı ifadeler. Buna göre A rakamı kaçtı diye soruyor. E şimdi böyle bir ifadenin sonucuna varabilmek için mutlaka bunları bir rasyonel bir çevirin akışır. Siz buradaki dikkatli olun. Virgülden kurtarmak için A virgül B ifadesini bir basamak sağa kaydırmanız gerekmiyor mu? O zaman ne yaptım paydasına? Bir tane sıfır attım. Ki paydasının gizli bir var bir tane biliyorsunuz. Bütün sayıların paydasının gizli bir var. Yine bir basamak sağa kaydırdım. Paydaya bir tane sıfır attım. Eksi bir buçukta yani üç 2'de sağdan geldi. E bundan sonra paydalar aynı paydaları çıkar. B sayısı A, B, eksi B, A, ki bunlar iki basamak sayılar. Bölü 10 eksi 3 bölü 2 geldi. E buradaki iki basamak sayıları eğer ki biz bir çözümlersek. Dikkatli olun. Burası kaça? 10A. Burası kaç A? 1A. 10A'dan 1A çıktı. Geriye 9A kaldı. Burası kaç B? 1B. Burası kaç B? 10B. E 1B'den 10B çıktı. Eksi 9B kaldı. Bölü 10 eksi 3 bölü 2 geldi. Yukarısının bir 9 parantesini alın. 9 parantezinde A eksi B ki ben onu biliyorum. A eksi B elimde. 5. Bölü 10 eksi 3 bölü 2 geldi. A eksi B ye gördüğün yere eğer ki 5 yapıştırırsan. E bu durumda 5 ile 10 sadeşti. Işte. Buradan 2 kaldı. 9 bölü 2'den de 3 bölü 2 çıktı. 6 bölü 2'den geriye kaç kaldı? 3. O zaman B sayısı 3 geldi mi? Geldi. E B 3 ise biz A ile B'nin farkının 5'e eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla istenen A rakımı da 8 gelmiş olur. Tamam. Evet geliyorum. 28. soruya. Bu ifade bir tam sayı olduğuna göre diyor bana. Bir tam sayıymış. A sayısının virgülden sonra kısmını bulunuz. Arkadaşlar bu bir tam sayıysa o zaman virgülden sonra sonrasının hep sıfır olması lazım. Doğru mu? Bütün olay bu. Şimdi dikkat edin. A zaten bir pozitif bir reel sayı. Bunun üzerine 1 bölü 40 eklemiş. Şimdi biz bir, 1 bölü 40'ı biz bulalım. Şimdi 1 bölü 40'ı biz virgül nasıl yazacağız? Şimdi paydası dikkat edin. Onun tam bir kuvvet değil. O zaman onun tam bir kuvvet değilse bölerek bulalım. 1 aldım 40'a böldüm. 1 aldım 40'a böldüm. 1 40'a bölünür mü? Bölünmez. O zaman bir tane 0 attım. 0 atınca 0 virgül attık. 1 0 daha attım. 1 0 daha attım. Kaç kere var? 2 kere var. 80 geldi. 200'den 5 kere var. 0.025 geldi mi? Geldi. Bak şimdi. Sen herhangi bir A virgülü sayısıyla. Şimdi A bir virgülü sayı olarak düşünün A'yı. Virgülü sayısıyla gideceksin. 0.025 toplayacaksın. Ve sonuç tam sayı gelecek. Yani virgülden sonra kısmı 0 0 0 hep sonsuz kadar 0 gelmiş olacak. E, dolayısıyla A'nın virgülden sonra kısmı ne olmalı ki sen bununla toplayınca sonuç bir tam sayı gelsin. Yani virgülden sonra sıfırlansın. E, mutlaka A'nın virgülden sonra kısmı 0.975 olması gerekiyor ki hani bunlar tabi virgül öncesi bilmiyorum bu arada virgül öncesi bilmiyorum onu yazdım ama onu bilmiyorum virgülden sonrasının 975 olması gerekiyor ki hani 0.25 toplansın toplanınca ne olsun virgülden, sağ, virgülden sonrası sıfırlansın çünkü bir tam sayı demek ne demek virgülden sonraki kısmının sıfır olması demek e, dolayısıyla sen 0.25 ile 975 toplarsan virgülden sağ taraf virgülün sonrası sıfırlanmayacak mı? Dolayısıyla A sayısının virgülden sonraki kısmı mutlaka 975 olmalı ki 0.25 toplanıcı da sayımız tam sayı gelmiş olsun tamam mı? Olayımız bu. Evet geliyorum diğer soruya. Bu biraz sanki böyle üst sayılar gibi olmuş ama yapalım. Şimdi arkadaşlar üst sayılarda eğer ki üstler aynıysa üstler aynıysa siz tabanları aynı üstün çatısı altına yazabiliyorsunuz. Yani siz bu ifade gidip de 0.16 bölü 0.32 üzeri 3 şeklinde yazabilirsiniz. Peki ben bu ifadeyi rasyonel sayılarda şöyle yazamaz mıyım? 0.2'nin kübü bölü 0.2'nin kübü eksi 0.1'in kübü bölü 0.2'nin kübü şeklinde her türlü yazarım. E bu durumda dikkatli olun. 0.16 ile 0.32 sadece işte direkt 2 katı dikkat edin. 1 bölü 2 kalmadı mı? Kaldı. E bunlar direkt aynı. Direkt gitti. Burada direkt 1 kaldı. Bak yine aynı. Üstler aynıyken unutmayın tabanlar aynı üssün çatısı altına bölünür. Şimdi sol taraftan 1 bölü 2'nin kübü geldi. Artı 1 ortadan. Eksi aynı şekilde 0.1 bölü 0.2'nin parantez kübü de buradan geldi. E 0.2 0.1'in tam 2 katı değil mi? 2 katı. Bunlar da sadece işte. 1'e 2 kaldı. O zaman soldan 1 bölü 2'nin kübü. 1 bölü 8. Ortadan 1, yandan 1 bölü 8. E bunlar da gitti. cevapta da 1 gelmiş oldu. Tamam. Geliyorum 30. soruya. Bu da ondalık sayıların son sorusu. Soru devirlere geçeceğiz. Şimdi ne diyor bize soruda? Diyor ki ABC sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere aşağıda bir kentin bazı sokakları doğrularıyla gösterilmiştir. Bu sokakların uzunlukları kilometre cinsinden üzerine yazılmıştır. Tamam bunlar uzunlukları. Şunları bileceğiz. A'dan, A noktasındaki evden C evine gitmek isteyen Seyit bu yolları kullanarak bu kadar yol yormuş. Yani diyor ki bana sen bunların hepsini toplarsan diyor sonuç diyor 13.32 gelecek diyor. E toplarsak ABC zaten tam sayı. Artı, bakın bunları virgülleri rasyonel çevirerek yazar mısınız arkadaşlar? 0.BC demek ne demek? BC bölü 100 artı 0.ca demek ne demek ca bölü 100 artı 0.ab demek ne demek ab bölü 100 demek eşittir 13 virgül 32 e bunları bir halledelim bir toplayalım bakalım payları aynı payları topla şimdi a artı b artı c zaten soldan geldi artı bunlar dikkat edin arkadaşlar 2 basamaklı sayılar o zaman çözümleyerek toplayalım 10a buradan 1a buradan 11a artı Dikkatli olun. 10B buradan 1B buradan 11B artı 10C 1C da 11C bölü paydasından 100 geldi. Eşittir 13,32. Pay kısmını 11 parantez alır mısın? Pay kısmını 11 parantez al. Şimdi soldan A artı B artı C geldi. Sağdan 11 parantezinde A artı B artı C bölü 100 çıktı mı? Eşittir 13,32 Şimdi dur. Şimdi çok kritik. Şimdi bir seçenek yapmak zorundayız. Bakın arkadaşlar. Şimdi ABC zaten tam sayı olduğu için burası direkt tam sayı gelecek. Demek ki virgülden sonraki kısmı belirleyen olay burada. E şimdi şu an virgülden sonraki kısım ne gibi duruyor? 32 gibi duruyor değil mi? E şimdi o zaman buradan sadece 0.32 gelse pay kısmının 32 olması gerekmiyor mu? Ama pay kısmı 11'in tam katı. 32 11 tam katı değil ki. Demek ki burası 0.32 olamaz. Demek ki buradan aslında bir tam kısımda gelmiş demek bu. Şimdi bakın tekrar söylüyorum. Sonuç 13,32 ise olay şöyle olabilir. Soldan 13 gelir, sağdan 0.32 gelir toplarsın bu çıkar. Ama sorun şu. Buradaki sayının 0.32 olması için pay kısmının 32 gelmesi lazım ki hani 32 bölü 100'den 0.32 gelmiş olsun. E bunun pay kısmı 32 olamaz çünkü 11'in tam katı. E dolayısıyla ne anlıyorum ben buradan? Buradan 0.32 gelmiş olamaz. Peki ne gelmiş olabilir? Bir tam kısım da buradan gelmiş olabilir. Mesela bu ifade 1.32 olsa. Hani 12 tam kısım da buradan gelmiş olsa. 12 ile 1.32 toplarsam bunun gelmesi gerekmiyor mu? E peki 1.32 isen eğer ki rasyonel çevirirsen. 132 bölü 100 demek değil mi? Bak gördün mü? Ne çıktı burası? 11'in tam katı çıktı. 132 demek. 11 çarpı 12 demektir. E o zaman 11 çarpı 12 demekse bu kısmın 12 gelmesi demek burasının 132 bölü 100 gelmesi demektir. Hatta dikkat edin siz A artı B artı C'ye 12 alırsanız bak burası tutmuş oluyor. Yani kesinlikle ve kesinlikle A artı B artı C 12 gelmiş oldu bu cepte. Peki benden neyi istiyor? A noktasından B noktasına bu yolları kullanarak giden Seyit en az kaç yürümüştür? Şimdi Seyit'in A'dan B'ye gelmesini istiyor ama en az kaç kilometre yürümüştür diyor. Şimdi en az olması için bizim bir kere A ile 0.BC toplayacağız. O zaman buradaki değerlerin küçük olması lazım. Özellikle tam kısımda B'nin. Yani C zaten virgülün çok sağında olduğu için o büyük olsun olur fark etmez. Yani olayımız şu. Dikkatli olun. ABC sıfırdan farklı rakamlar. Sıfırdan farklı rakamlar. Bunlar sıfırdan farklı rakamlarsa o zaman gidiyorum A'ya verebileceğim en küçük rakam olan 1'i veriyorum. Ardından geriye kim kaldı burası? 11 kaldı. E, B'ye de küçük olsun diye 2 versem. 2 versem. Geriye kaç kaldı? 9 kalmadı mı? de 9 olsun diyorum. E bu durumda A sayımız 1, B sayımız 2, C sayımız da 9 gelmiş oldu. Bizden ne istiyor bu adam? Bizden A ile 0.bc'yi topla diyor. Eğer ki A ile 0.bc'yi toplarsak da sorunun cevabı 1.29 kilometre gelmiş olur. Tamam mı? Evet geliyorum devirli onluklu sayılar. Şimdi devirli demek ne demek? Oradan bir başlayalım. Şimdi bizim bir sayımız var arkadaşlar. Bizim bir sayımız var. Üzerinde şöyle bir çizgi var. Ne demektir bu? Bu şu demektir. Virgülden sonraki kısmı sürekli aynı şekli gidiyor. Üzerine çizgi olan kısım neyse. Bakın şu an burada çizgi olan kısım kim? 97. Yani virgülden sonraki kısmı sürekli 97. Sürekli 90 şekli ilerleyecek. Peki ben bunu nasıl açacağım? Yani şunu demeye çalışıyorum. Devirli sayı demek ne demek? Devirli sayı demek virgülden sonraki kısmı tekrardan sayılar demektir. Peki nasıl tekrar edecek? Olay şu. Şimdi buradaki Onlatlı sayı yazarken ilk önce sayının tamamını yazacağız. Yazdıktan sonra sürekli tekrar eden kısmı yazacağız. Peki sürekli tekrar eden kısmı ben nereden anlayacağım? Üzenek çizgiden. 97, 97, 97 şeklinde sonsuza kadar gidecek. Mesela karşımızda 0.112 var. 2 devirli. Ne demek bu? İlk önce sayının tamamını yaz. Yazdım. Bundan sonra sürekli devreden kısmı yaz. Sürekli devreden kısmı yaz. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Tamam mı? Şimdi devirli sayı demek bu demek. Peki biz devirli sayıyı rasyonel nasıl çevireceğiz? Basit. Öncelikle rasyonel çevirirken arkadaşlar pay kısmı yazarken burasını virgülü görmeden yazacaksın tamam mı? Virgülü görmeden görme. Sayının tamamından devretmeyen kısım, devretmeyen kısım ne demek? Ne demek? Üzerine çizgi olmayan kısım demek. Peki paydayı nasıl yazacağım? sadece virgülün sağına bakacaksınız. Virgülün sağ. Virgülün sağında devreden kadar yani üzerinde çizgi olan kadar 9, üzerinde çizgi olmayan kadar 0. Mesela bizim karşımız diyelim ki 1.199 devirli olsun tamam mı? Şimdi pay kısmını yazarken nasıl yazacaktık? Virgülü görmeden. Virgülü görmüyorum. Sanki karşımda 119 var. Sayının tamamı 119 eksi devretmeyen kısım 11 bölü. Payda kısmı içinde virgülün sadece sağına bakacağım. Virgülün sağında kaç tane sayı devretmiş? Bir tane sayı. O zaman bir tane 9 koyuyorum. Peki virgülün sağında kaç tane sayı devretmemiş? E bir tane. Bir tane de 0 koydum. Bu durumda 119'dan 11 çıkarsa geriye de 108 bölü 90 kalır. 9'ları sadeleştir. Sadeleştirirsek geriye kaç kalacak? 9'ları sadeleştirirsek 12 bölü 10 kalmayacak mı? E bu da ne yapar? 1.2 yapmış olur. Olayımız bu işte. Diyelim ki karşımızda 4.59 olsun. 9 da devirli olsun diyelim ki. Salladım şu anda. Ne yapacağız? Virgülü görmeden sayının tamamı. 459 eksi. Virgülü görmeden devretmeyen kısım kim? 45. Bölü virgülün sağında devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. Çıkar bakalım kaç geldi? 4 geldi. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. Buradan da 4 mü geldi? Bölü 90 gelmiş oldu. Ne yapacağım bundan sonra? Sadeleştirme yapacağız. E, 414'ü dikkat edin 9'a sadeleştirebilirsiniz. Sadeleştir sadeleştirirsek 414'ü aldım 9'a bölüyorum. Kaç kere var? 4 kere var. 36 54. 6 mı geldi oradan? 6 geldi. 46 kere varmış. Paydan da 10 kaldı. O zaman sorun cevabı da 4.6 gelmiş oldu. Şimdi burada herkesin bilmesi gereken bir şey var. Onu baştan söyleyeyim bak. 2'de 1 devri 9 üzerine bilerek, bilerek koyuyorum görüyor musunuz? Bilerek devri 9 üzerine koyuyorum. Çocuklar devirli sayılarda eğer ki devir 9 üzerindeyse gözünüz kapalı. Her zaman o 9'un bir önceki basamağını 1 arttırır. Bak 1.19 devirli devirle kimeş çıktı? 1.2'ye görüyor musun? Bak ne yapmış? Bunu 1 arttırmış. 4.59 9 devirle ne yaptı? Görüyor musun? 4.6 geldi. Yani 9'dan önceki basamağı 1 arttırdı. Bu her zaman böyle olacaktır. Eğer ki karşınızda şu söylediğimi unutmayın. Hatta not gerek şuraya yazalım. Not. Eğer ki devir 9'da ise 9'dan önceki basamağı basamağı 1 arttır. Hocam illaki biten bir 9 olması lazım. Hayır 99 da olabilir. 999 olabilir. Bak şöyle de olabilir. Fark etmez. 0.499 devirli. Fark etmez ki. Devir sadece 9 üzerinde olacak. E şimdi bu durumda 9 önceki sayı kaç? 4 değil mi? 1 arttır bunu. 0.5 bitti. Mesela karşımızda 1.2 999 ve bu devirli. Fark etmez ki. Bundan önceki sayı 1 arttır. 1.3 bitti. Ama şu olamaz. 7.909 devirli olmaz. O devrin altında sadece 9 olacak. Başka bir rakam olamaz tamam mı? Olayımız bu işte. Evet geliyorum sorulara. Teker teker çevirin diyor. <laughs> Biraz eziyet gibi sanki ama çevirelim hadi bakalım neyse. 0.3 devirli A şıkkı. <laughs> Şimdi virgülü görmeden sayının tamamı kim? 3 değil mi arkadaşlar? 0, 0 3 demek 3 demek. Eksi devretmeyen kısım 0 bölü virgülün sağında devreden kadar 9. Virgülün sağında kaç tane sayı devretmiş? 1. Bir tane 9 yazdım. cevapta 3 bölü 9'dan 1 bölü 3 geldi. B şıkkı 0.24 virgülü görmeden sayının tamamı kim? 24. Eksi devretmeyen kısım bölü virgülün sağında kaç tane sayı devretmiş? 2 tane sayı o zaman 2 tane 9 koyduk. Bunlar sağda yeşil mi? Sağda yeşil. 3'e sağda bunlar. 3'e böldüm 8 kere var. 3'e böldüm 33 kere var. Geliyorum C şıkkına. Virgülü görmeden sayının tamamı 1123. Eksi devretmeyen kısım 112. Bölü virgülün sağında kaç tane devreden var? Bir tane. Kaç tane devretmeyen var? İki tane. Şimdi 1123'ten 112 çıkar. 112 çıkar. 1, 1, 0. 1011 mi kaldı? 1011 bölü 9 da paydan geldi. Arkadaşlar ikisi 3'e bölünüyor. 1011 3'e böler misiniz? 1011 eğer 3'e bölersek 3 kere var 9, 1, 3 kere var 9, 21, 7, 337 gelecek. O da kaç yapar? Kaç yapar? 337 bölü 3 e sadeleştirin. 300 mü yapar? 300 yapar. Olayımız bu işte. D şıkkı. Devir kimde? 9'da. O zaman soldaki basamağı 1 arttıracak. Direkt cevap 3. Hiç bakmaya gerek yok. E şıkkı. Eksiği yazdım. Virgülü görmeden sayının tamamı kaç? 318 eksi. Virgülü görmeden devretmeyen kısım kim? 31. Bölü. Virgülün sağında kaç tane devirli var? Bir tane devirli var. Bir tane devirsiz var. E bundan sonra artık işlemleri yaparsak. Kalan işlem artık. Eksi. Kaç kaldı buradan? 7 kaldı. Burada kaç kaldı geriye? 11, 3, 8 kaldı. Geriye de 287 kaldı galiba. Bölü 90 yaptı mı? Yaptı. Bundan sonra ne yapacaksın? Sadece sadece Olay bu. Geliyorum F şıkkına artık son şık. Virgül geometrik sayının tamamı 1007 eksi devretmeyen kısım 100 bölü virgülün sağında kaç tane devreden var? Bir tane devreden var ve iki tane de devretmeyen var. Bundan sonra artık gerekli işlemleri yaparak sonuca gidersiniz arkadaşlar tamam mı? Olayımız bu. Evet geliyorum 32'ye. Yine aynı şekilde çevrilecek bunlar. Hemen bunların hepsini bir rasyonel bir çevirin arkadaşlar. Rasyonel çevirin. 0.27. Virgülü görmeden sayının tamamı 0.27 yani 27 eksi devretmeyen kısım 0. Virgülün sağında 2 tane devreden var. 2 tane 9 geldi artı 0.36 yani 36 eksi devretmeyen kısım 0. Virgülün sağında 2 tane devreden var. 2 tane 9 geldi. Artı Sayının tamamı 007 yani 7. Eksi devretmeyen kısım 0 bölü 99 geldi. Niye? çok iki tane devreden var. Bölü. Sayının tamamı 25. Eksi devretmeyen kısım 2. Virgülün sağında bir tane devreden bir tane devretmeyen var. 90 geldi. Eksi. Sayının tamamı 16. Eksi devretmeyen kısım 1. Bölü. Virgülün sağında bir devreden biri devretmeyen var. 90 geldi. Eksi aynı şekilde 1 bölü 90 da buradan çıktı. Artık topla çıkar işte bitti. Toplayıp çıkartırsak. 36 buradan. 7 buradan 43. 43 27 daha da kaç yaptı? 43 27 daha kaç yaptı? 70 mi yaptı? 70 yaptı. 70 bölü 99 geldi. Bölü. 25'in 2 çıktı. 23 kaldı burada. 23. 16 eksi 1'den burada 15 kaldı. E 23'den 15 çıktı. Kaç kaldı? 8. 8'den 1 çıktı. 7 bölü 90 kalmış oldu. E payı sabit tut. Paydayı da ters çevir çarp yaparsan bu durumda artık işlemle devam ettir. 7 ile 70 sadece işte 10 kaldı. 90'ı 9'a böldüm. 10 kere var. Burası 11 kere var. Çarparsak da sorunun cevabı 100 bölü 11 gelmiş olur. Tamam mı? Olayımız bu kadar. Geçiyorum diğer soruya. Arkadaşlar yine rasyonel çevirin. Çevirin. A artı B toplum kaçtı diye soruyor. Rasyonel çevirirsek A virgül 0 B fark etmez virgülün dikkat edin virgülü görmeden sayının tamamı A0B eksi devretmeyen kısım A0 bölü virgülün sağında devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 artı sayının tamamı B0A eksi devretmeyen kısım B0 virgülün sağında devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 bölü geldim paydaya sayının tamamı A sayının tamamı A onu bir yazalım A Eksi devretmeyen kısım 0 bölü virgülün sağında devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 eksi sayının tamam b eksi devretmeyen kısım 0 virgülün sağında devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Ne yapacağım bundan sonra işlem yapacağım çözümleyerek işlem yapın bakın a 0 b 3 basamak sayı a 0 2 basamak sayı çözümleyelim çözümleyelim. Şimdi Hatta A0 demek mesela 80-90 gibi sayı demek değil mi akşam bu? O zaman ben bu sayı giderim. 10 çarpı A şeklinde yazarım. Şimdi bak. Bir kere 100A buradan. 10A buradan çıktı. Geriye 90A kaldı mı? Kaldı. Artı 1B de buradan geldi. Artı. Dikkat edin. 100B'den 10B çıktı. 90B geldi. Artı. 1A da buradan geldi mi? Geldi. Bölü 90 payda kısmında var. Aynı şekilde bölü A eksi B bölü 90 da buradan geldi. E pay kısmını biraz biraz bir hareketlendirin. Biraz toplayın. 90A buradan 1A buradan 91A geldi. Aynı şekilde 91B bölü 90'lar birbirini götürdü. Bölü A eksi B de buradan geldi. Eşittir 273. Artık pay kısmını bir 91 parantezine alırsak. Şimdi bak. 91 parantezinde A artı B bölü A eksi B eşittir 273 gelmeyecek mi? E sadeştirin ikisine. Sadeştirin ikisine. 91 ile 273 sadeşte 3 kere var. İçler dışlardan A artı B eşittir. 3A eksi 3B gelmedi mi? A'lar bir tarafı B'ler bir tarafı. Sol tarafa. Sol tarafı at sağ tarafı at. E bu durumda 4B eşittir. 2A'dan 2'leri sadeştir. 2B eşittir. A gelmiş oldu. Ne yapacağım bundan sonra? Değer vereceğim. B'ye 1 versem A 2 çıkacak. 2 versem 4 çıkacak. 3 versem 6 çıkacak. 4 versem 8 çıkacak. 5 versem 10 gelecek. Rakam olmayacak. A ile B'nin rakam olması lazım. E benden A artı B'nin en büyük istiyor. O zaman X'ini toplarsak en büyük değeri 12 çıkmış olur. Tamam. Evet böyle bir soru var karşımızda. Şimdi bir tane bizde fonksiyon aslında bir tanımlamış arkadaşlar. Ne demiş? Şu şekilde ifade ne demekmiş? A merkezde yani soldaki ifade kimse merkezi olacak. Ve B yarı çaplı. Çemberin sayı doğrusunu kestiği noktaların çarpımı. Tamam. Şimdi bizim o zaman merkezimiz kimmiş? 0.13 3 devirliymiş. Yarı çaplar kimlermiş? 0.3 devirliymiş. E bizim şu noktaları bulmamız için o zaman. Yarı çapı buna bir ekleyip bir de çıkarmamız gerekmiyor mu sayı doğrusunda? Yani sen eğer ki 0.13 3 devirliye 0.3 devirliye eklersen şu nokta ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde 0.3 devirliden 0.3 devirliyi çıkartırsan geriye de bu nokta çıkacaktır. Bulalım bunları. Çevirin rasyonele. Çevirirsek 0.13 devirle sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkar. 1 bölü virgülün sağında kaç tane devreden var? Bir tane. Kaç tane devretmeyen var? Bir tane. Artı 3 bölü 9 da buradan geldi. Toparlayayım bunları. 12 bölü 90 artı 3 bölü 90 yaptı. 3 bölü 9 yaptı. Şöyle yapalım. Sağ tarafı 10 ile genişletelim. Rahat edelim. 30 buradan gelecek. 12 de buradan. 42 bölü 90 çıkmış oldu. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi gel sol tarafa. Hatta bunları bir sağdaştıracağız. Çarparken sağdaştırırız. aynı şekilde soldaki ifade bakın 12 bölü 90 gelecek. Yazdım bunları sağ tarafta. 0.3 devrede kaç gelecek? 3 bölü 9 gelecek. Bunu da bir 10 ile genişlettik. Eksi 18 bölü 90 geldi. Bundan sonra ifadeleri çarparsak. ifadeleri çarparsak. Şimdi 42 bölü 90 ile eksi 18 bölü 90'ı çarpıyorum. Eğer ki ben bunları çarparsam. Çarparsam. 18 90 sadeleşti. 5 kere var. Sadeleşir mi ikisi? 6'ya böldüm kaç kere var? 15 kere var. 6'ya böldüm kaç kere var? 7 kere var. Öyleyse sorunun cevabı da eksi 7 bölü 75 gelmiş olur. Tamam mı? Olayımız bu. Evet az önce söyledim. Eğer ki devir 9 üzerindeyse ne yapacaktı? Her zaman soldaki basamağını hemen bir önceki basamağını 1 arttıracaktı. Eğer ki arttırırsa buradan 2 geldi. Yandan 0,2 geldi. Bir sağ yanından şuradan 0,002 geldi. Öbür yandan da bunu 1 arttırırsak sıfırları ilk önce bir yazalım. 4 tane 0 var. Ardına bir tane 2 koydum. Bu böyle devam ediyor sonsuza kadar. E peki bunları alt alta koyup toplarsak toplarken ne yapacaktık? Virgüller alt alta gelecekti. 2 virgül 0 0 0 sonsuz kaydettiğini biliyorsunuz. 0.2 buradan geldi. 0.002 buradan geldi. 0.1 2 3 4 bir tane de 2 buradan gelmiş oldu. E bunları toplarsak arkadaşlar 2 virgül 2 0 2 0 2 0, 0 bir şey gelmiyor mu? Ne demek bu? Bak virgülden sonra sürekli kim devretmiş? 20 devretmemiş mi? Demek ki bu sayı 2,20 devirli. Bu kadar işte. Adam sayının tamamını yazmış. Sonra sürekli devretmeyen kısmı yazmış. So sonra sürekli devreden kısmı yazmış. Tamam. Olay bu. Geldik 36'ya. Peki hocam devirli sayı nasıl sıralayacağız? Ya basit bunu rasyona çevirmenize gerek yok arkadaşlar. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Siz buradaki ifade gidip de bak. Eğer ki devirli şeklini açarsanız. Bu ifade... Sayının tamamını yaz. Sonra sürekli devreden kısmı yaz. Bu şekilde yazılmayacak mı sonsuza kadar? Aynı şekilde sayının tamamını yaz. Tamamını yaz. Sonra sürekli devreden kısmı yaz. Bu şekilde yazılmayacak mı sonsuza kadar? Sayının tamamını yaz. 123. Sonra sürekli devreden kısmını yaz. 123 böyle gidiyor. Bakın dikkatli olun. Şuraya kadar 3 sayımızda sol tarafı aynı değil mi? Şimdi burada işler değişiyor. Bu basamağa göre şu an en küçük kim? C. Ardından kim B? Ardından kim A. O zaman en küçük C ardından B ardından A gelmesi gerekiyor. Son cevabı C. Bu kadar. Evet geliyorum son durum artık arkadaşlar sıralama. Son konumuz sıralama. Rasyonel sayılar sıralamayı biliyorsunuz. Yani çok büyütmeye gerek yok. Bir başlayalım bakalım. Şimdi iki tane durum var. O iki durumu bir inceleyelim. Öncelikle paydalar birbirine eşitse tabi bunların hepsi kimler için? Pozitif rasyonel sayılar için. Eğer ki negatifler varsa buradaki sürenlerin tam tersi geçerli. Onu da birazdan söyleyeceğim. Paydalar bir eşitken payı büyük olan daha büyük. Bunu zaten biliyoruz. Gerek yok geçtik. Paydalar eşitken paydası küçük olan daha büyük. Bunu da biliyoruz. Şimdi bizim olayımız akşam şu değil. Mesela 1 bölü 2, 2 bölü 3 sıralamak değil. Bak bizim olayımız şu. Şu. Bunu nasıl sıralayacağız tamam mı? Olayımız bu. Şimdi işte bunu sıralamak için şuna bakmamız gerekiyor pay ile payda arasındaki farka. Eğer ki rasyonel sayılarda pay ile paydalar arasındaki farklar eşitse olay ikiye ayrılıyor. Kesimiz basit mi? Yoksa bileşik mi? Tamam mı? Karşından baktın. İşte rasyonel sayılar arasındaki payla payda arasındaki farka baktın. Farklar aynı mı? Aynı. Peki ikinci durum ne? Şunu kontrol edeceksin. Kesirler basit mi bileşik mi? Eğer ki kesir basitse Böyle de söylenebilir ya da şöyle de söylenebilir. En büyük sayı en büyük sayı kimde ise o her zaman daha büyüktür. Aynı şekilde kesimiz bileşikse bu sefer tam tersi. En küçük sayı kimde ise o daha büyüktür. Tamam mı? Olayımız bu. Tekrar söylüyorum. Payla payda arasındaki farka baktık. Hadi bir tane örnek yazayım şuraya bak. Karşımıza diyelim ki ne olsun? 77 bölü 78. 95 bölü 96. 102 bölü 103. Bak şimdi. payla paydası farkı farka bakar mısın? Bu arada şunu fark ettim mi? Buradaki sayıların paylarını veya paylarını bir yerde eşitleyemezsin. O yüzden bu iki yöntem burada ilerleyemezsin. Yani çok büyük çıkar. Bunu yapman mümkün değil. O yüzden hani eğer ki böyle bir kesir karşına varsa bunlara bak demek istiyorum işte tamam mı? Payla paydası farkı bak. Ama böyle basit kesirler varsa onlar için buna bakmana gerek yok payını veya paydasını işte yürü. Yani iki tane durum var arkadaşlar. Kesimiz küçükse bunları kullanacaksınız. <laughs> Ama kesimiz burada olduğu gibi büyükse yani sayılar büyükse o zaman da bunları kullanacaksınız. Nasıl kullanacaksınız? Payla payda arasındaki farka bakacaksınız. Eğer ki farklar aynıysa ikinci durum ne? Basit mi bileşik mi? Kesit basit mi bileşik mi? Basit. O zaman en büyük sayı kimde ise o kesir daha büyük olacak. Yani şu an burada sıralamanın şöyle olması lazım. Tamam mı? Eğer ki tam tersi birleşik olsaydı böyle olacaktı. Olayımız bu işte. Başlayalım. Ha bu arada negatif olursa negatif olursa burada söylediğim şeylerin tam tersini yapacaksın. Önce kesse pozitifmiş gibi sırala ardından yön değiştir. Olay bu. Tamam mı? Bak şimdi sayılar büyük mü küçük mü? Yani büyük de gibi duruyor, küçük de gibi duruyor. Fark etmez. Ben burada mesela sıralamadan şöyle ikinci verdiğimiz yöntemden yürümek için ben burada. Niye? Bak şimdi. Payla payda farka bakar mısın? Kaç? 3. Burada fark kaç? 3. Burada fark kaç? 3. Değil mi? E bu durumdan ikinci yöntem neyi kontrol edecektik? Basit mi bileşik mi? Basit mi bileşik mi? Bileşik. Bu durumda kim daha küçükse ya hangi sayı daha küçükse o kesir daha büyüktür. O zaman en büyük B. Peki hangisi daha küçük? Bu sefer büyük sayı kimdeyse onun daha küçük olması lazım. O zaman en küçük A ardından C ardından da B'nin gelmesi lazım. Şimdi buraya bakıyorum mesela. Buraya bakıyorum. Şimdi fark kaç? 3. Fark kaç? 4. Fark kaç? 33. Şimdi farklar eşit değil. Farklı eşit değilken o zaman pay veya paydayı bir eşitleme yöntemi bir gidin arkadaşlar. Gidelim. Mesela 8, 15, 40 nerede eşitlenir? Nerede eşitlenir bunlar? Bunlar 120'de eşitlenir. Bunu 15'e genişlet. Bunu 8'e genişlet. Bunu da 3'e genişlet. Genişletirsek. O zaman A kesri 75 bölü 120 geldi. B kesri 88 bölü 120 geldi. C kesri de 21 bölü 120 geldi mi? Geldi. Paydalar aynı iken pozitiflerde payı küçük olan her zaman daha küçük değil miydi? O zaman C en küçük ardından A ardından da B gelmiş olacak işte. Ya bu arada bir şey sormanız lazım. Hocam ya payla payda fark böyle eşit değilken Diğerinde olduğu gibi yapsak Mesela bir tane A sayısı olsa 101 bölü 102 Bir tane B sayısı olsa işte 203 bölü 205 Bir tane C sayısı olsun Ne olsun mesela o da 301 bölü 304 Tamam mı Şimdi farklara bakıyorum 1 2 3 E şimdi bunu şöyle payda işlemek de mümkün değil değil mi ne yapacaksınız bu durumda? Farklıları eşitleyeceksiniz. Peki farklar nasıl eşitlenecek? 1, 2, 3'ü nasıl eşitlersiniz? Şu 1, 2, 3'ü. Arkadaşlar 1, 2, 3 şu an nerede eşitlenir? Altta eşitlenmez mi? O zaman sen bunu 6 yapmak istiyorsun değil mi? Bunu 6 yapmak için kaç çarpman gerekiyorsa bu kesri 10 ile genişleteceksin. Genişlet bakalım. O zaman A kesine gelecek. 606 bölü 612 gelecek. Bunu 6 yapmak için kaç çarpman lazım? 3 ile. O zaman bu kesme 3'e genişlet. E bu durumda B sayısına gelmiş oldu. 609 bölü 615 geldi. C kesri. Bunu 6 yapmak için kaç çarpmak lazım? 2 ile. O zaman bu kesri 2 ile 602 bölü 608 geldi. Gördün mü? Bak farklar işlendi. Ne yapacaksın bundan sonra? Basit mi? Bileşik kontrol et. Basit. O zaman kimde daha büyük varsa o daha büyük. Kimde en büyük sayı var? Bunda. Bak pay veya payda kısmında büyük olması önemli değil. Nerede büyük varsa onu alacaksın tamam mı? Basit kesirlerde. Nerede büyük varsa onu alacaksın. Nerede büyük var? Burada. O zaman en büyük B. Daha sonra büyük nerede? A'da, ardından da C gelmiş olacak. Geliyorum C şıkkına. Küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor arkadaşlar. Farklara bakın. 3, 3, 3. Basit mi, bileşik mi? Bileşik. O zaman kim daha büyükse o daha küçük olacak bu sefer. Kim daha büyük? Bu. Sayı değer olarak değil mi? O zaman en küçük C ardından B ardından da A gelmesi gerekiyor. Yani cevap Bursa olayımız bu. Böyle bir ifade var diyor. Buna göre A'nın en küçük tam sayı değeri kaç diye soruyor. Arkadaşlar bu tarz ifadelerde sayılar neredeyse tamam mı? Nerede sayılar varsa mesela dikkat edin 25, 75, 5. Payda kısmında sayılar var ama pay kısmında sayı değil dikkat edin sayıları eşitlemeye çalışacaksınız. Payda kısmındaki sayıları 5 25, 75, 5 nerede eşitlenir? E 75'te. O zaman bunu 3 ile genişlet. Bunu kime genişleteceğim? E 25 ile genişleteceğim. Genişletirsek 12 bölü 75 küçüktür. A bölü 75 küçüktür. 75 bölü Dikkat edin kaç yaptı bu? Pardon ya ben bunu çok büyük. Bunu 15 değil mi? Bu 15 genişlettik. 45 bölü 75 geldi burası. Evet oldu. E şimdi bu durumda paydalar aynı iken paydalar aynı iken A'nın en küçük değeri için bu durumda paydalara bakmam gerekmiyor mu arkadaşlar? Paydalar aynı iken direkt paydalara bakın. Bu durumda 12 ile 45 arasında A'nın alabileceği en küçük değer 13 çıkmış olur. Tamam mı? Olayımız da bu. Evet arkadaşlar bir konunun daha sonuna geldik. Ha bu arada bakın negatif sayı varsa tekrar ediyorum. Eğer ki Karşınızda sizin negatif bir rasyonel sayı varsa ilk önce pozitifmiş gibi sıralayıp ardından yön değiştirin. Sonuca mutlaka ulaşırsınız. Haberiniz olsun. Bir konu daha sonuna geldik. Bir sonraki konumuz denklemler olacak. Denklem dersinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum akşamlar.